Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pocavlancıra mod nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hani bir tane videomda göstermemiştim. Bu seferkinde göstereceğim. İlk öncelikle bir YouTube'a girin siz. Hiç Chrome'da uğraşmayın. Buraya pocav yanlış yazdım. Pocavla un her for g ve mod kurma yazın. Mod kurma yazın zaten çıkacak. Buradan alta inin ve şurada şöyle bir tane video çıkacak. Şöyle. Öyle bir tane video çıkacak ve şurada açıklamaya geliyorsun. Şuradan açıklamaya. Açıklamada şurada for g demiş, forç demiş. Buradaki força tıklıyoruz. Sonra şurada install'e basıyoruz. Install'lere basıyoruz. Ve şurada üstte saniye vardı. Bakın bekliyoruz. Ve buradan skip'e basın. Tamam deyin. Ve bu inecek. Sonra buradan fortune'likten sonra zercifere gelin. Buradan çıkın. Bu arada zercifere de indirmeniz lazım. Buraya zarcifer çıkacak zaten zarcifer. Bunu indireceksiniz. İndirin ki dosyalarınızdan yapabilirsiniz öyle. Dosyalarınızı yapabilirsiniz. Sonra işte o forge indirdikten sonra açıyorsunuz. Tamam bitti. Bitiyor sonra. Sonra buradan bak. Bir çekin. Sonra bir de şurada mutant mod yazıyor. Mutant mod. Şuradaki mutant modu gördünüz mü? Mutant mod yazıyor. Bir de ona tıklıyoruz. Şöyle bir şunları silelim. Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Sonra şuradan doğulanta tıklıyorsunuz. Şuradaki doğulanta. Tıkladıktan sonra şuradaki çarpıya basın. Ve tamam deyin. Ve bunu aç deyin. Zercivere gelin. Buradan yeniden çıkın. Şöyle yapacaksınız. Bakın. Sonra zercivere YouTube'u Play Store'u bunu. Tabi orada annemin telefonundan çekiyorum. Çünkü benim telefonumda hatalı. Sonra buradan zercivere geliyorsunuz. Zerciverden buradan Dovland dosyasına geliyorsunuz. Dovland. Ve buradan bakın burada Forge var. Gördünüz mü Forge? Burada değişik değişik dosyalar da olabilir. Özür dilerim. Burada Forge var. Buradaki Forge'un üzerine basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Ve şuradaki Dovland'a basıyoruz. Şuradan cihaz hafızası diyoruz. Ona bastıktan sonra buradan Games'i bulacaksınız. Bakın şurada Games var. Buradan pocavlancıra basacaksınız. Şunu söyleyeyim. Bu arada şurada 3 nokta var. Bakın. Buraya basın. Ve buradan ayarlara tıklayın. Arkadaşlar. Ayarlara gelin. Dosya yöneticisi deyin. Ve buradan şuradaki gizli dosyaları gösteri açın. Sonra buradan nokta Minecraft dosyası gelecek. Ve buna basın. Buradan sonra şurada bir tane mods klasörü var. Buradaki mods klasörüne tıklayın. Buradaki mod klasöründen sonra şuradan sonra geliyoruz. Bunu şuradaki işarete basıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet yapıştı. Sonra buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve buradan Games. Evet Games'e geldik pardon. Sonra buradan yeniden bir dakika yanlış. Klasöre geldik. Ve sonra buradan yeniden Dovland'a giriyorsunuz. Ve buradan Mutant Beast'i de böyle basılı tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Dovlanta şurada görüyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Şuradaki cihaz hafızasını tıklıyoruz sonra. Ve buradan geliyoruz. Games'i buluyorsunuz. Sonra yine pocavlancıra.minecraft. Ve buradan mod klasörüne yeniden geliyoruz. Ve buradan bunu yeniden şuna basarak şey yapıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyoruz. Abi tamam mı? Çıkıyoruz. Sonra buradan yeniden Dovland klasörüne geliyorsunuz. Ve şurada iki noktayı gördünüz mü?
İki nokta. Buna basılı tutuyoruz ve böyle dosyalarınız yeşil oluyor. Bakın. Şimdi buradan yapacağınız şey şuradaki şeye tıklamak. Şuradaki dosyaların üzerine tıklamak. Bakın bunları tıklıyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Bakın. Şimdi buradaki mutant besin şurasına tıklayacaksınız. Tamam mı? Ona tıklayacaksınız ve bu dosya olacak arkadaşlar. Ve sonra buradan geri yapacaksınız ve çıkacaksınız. Sonra buradan çıkacaksınız. Sadece veri de sileceksiniz. Proje avancılığına gireceksiniz. Ve buradan oturum açık tut diyeceksiniz. Çevrim dışı olarak görün diyeceksiniz. Ben buraya adımı yazacağım. Poyra en ders kanalımın adını yazdım. Ve sonra buradan giriş yapa tıklıyoruz. Ve buradan ayarları tıklıyoruz arkadaşlar. Ha bu arada ayarları tıklamadan önce bir 12.2'yi seçmemiz gerekiyor. 1.12.2. Geliyoruz buradan sürümler kısmından. 1.12.2'yi seçiyoruz. 1.12.2'yi seçiyoruz ve buradan ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara. Buradan bir mod yükleyicisi başlatın diyoruz. Ve buradan geliyoruz ve şuradan doğlanta tıklıyoruz. Ve buradan yeniden şuradaki forge 1.12.2.14.23 falan filan onu tıklıyoruz ve şunu açık yapıyoruz. Şuradaki kapalıyı açık yapıyoruz ki modunuz olsun. Ve ekranda yeniden şu yazı çıkıyor. Bakın şu yazı. Şu yazı çıktıktan sonra şuradaki X'e basıyoruz. Yazılar duruyoruz. Sonra yani yazılar duruyor ve şuradaki X'e basıyoruz. Ve burada böyle bir ekran çıkıyor. Forge diye bir ekran, tamam mı? Buradaki Forge diye bir ekran çıkıyor. Aa, bu arada bu ekranda bu mouse kapatamıyorsunuz. Mouse'suz o yapmanız gerekiyor. Buradan ok'a tıklıyoruz. Ve bu iniyor. İndikten sonra buradan yeniden ok'a tıklıyoruz. Ve şuradan kapatmaya zorla'ya tıklıyoruz. Kapatmaya zorla. Durun. Kapatmaya zorla deyin. Ve tamam deyin. Evet, modumuz kuruldu. Sonra buradan sürümler kısmının en altında hemen bir dakika ben bir opsi falan seçip hemen buradan Forge seçiyorsunuz. 1.12.2 Forge seçiyorsunuz ve buradan oynaya tıklıyorsunuz. Ve oynuyoruz. Artık modumuz kuruldu. Bekleyelim. Açılsın. Açıl bakalım. Şöyle bir iki dakika bekleyek. Açılıyor. Açılıyor. Açıl. Evet, açıldı. Ve açıldıktan sonra buradan Mods'a tıklıyoruz. Mods'a. Buradan Mods'a tıklıyoruz. Ve şuradan şuradaki A'dan Z'ye basıyoruz. Buradan A'dan Z'ye bastıktan sonra buradaki mutant Beast'i seçiyoruz. Ve buradan Tamam'a basıyoruz. Tamam. Ve buradan tek oyunculuğa tıklıyoruz. Ve buradan benim bir tane dünyam vardı. Buna geliyoruz ve buradan seçilen dünyada oyna diyorum. Hemen oynasın. Zemin şöyle deliyor. Evet, açılacak. Açılıyor. Arazi yükleniyor ve açıldı. Biraz kasabilir. Kasıyor mu? Az kasıyor bende. Çünkü optimalle beraber yükledim. Evet. Heh, bakın kasması geçti. Biraz bekliyorsanız kasması geçiyor zaten. Ben bakmıştım da neyse. Ben bakmıştım. Siz bakarsınız diğerlerine. Şimdi ben şunları bir atayım. Neden balta kullanıyorum diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar bir dakika saniye. Çünkü arkadaşlar baltanın saldırı hasarı daha fazla. Yanlış defayı kapattım.
Şunu da bir atalım. Şimdi buradan bakın iki tane ok çıkıyor. Şöyle üstte iki tane ok çıkıyor. Şurada birin yanında iki var. Şu ikinin yanında bir tane ok var. Buna tıklıyoruz. Buna değil. Buna tıklarsan şu. Buna tıklıyoruz. He burada evet, buna tıklıyoruz. Sonra burada mutant beast var. Buna geliyoruz. Ve artık modumuz kuruldu. Mesela Creeper minion. Mesela Mutant Creeper, mesela Mutant Enderman, mesela Mutant Skelet, Mutant Snow Golem, Chair Mutant Zombie, Chair Spider Pig. Bir de şu eli alalım elden. Tamam. Kasmaz değil mi? Yok kasmıyor. Az kasıyor ya. Hep ilk başta şu elle başlayalım. Şu el şuna işe yarıyor. Şuradaki ekrana basın bir defa. Sonra bir de ekrana bir defa daha basın. Böyle çim atıyor. Böyle el var. Sonra şöyle bir tane şey var. Creeper'ın... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Creeper'ın minyonu. Küçük Creeper. Çok tatlı ya bu küçük Creeper'ler. Ben çok seviyorum. Çok az canları var zaten. Böyle küçük creeper'larımız var. Hop hop şöyle kazanalım. Hop hop. Şöyle hapsedelim. Hapsetmiyorum ki ben seni. Neyse şimdi sırada mutant creeper. Wow. Öyle yapalım. Şimdi bir de bunları kapıştırmayı da göstereceğim. Kapıştırmayı. Bunları kapıştırmayı da göstereceğim. Şimdi sırada mutant enderman varmış. Oo, mutant enderman çok güzel. Ben bunu çok seviyorum bu modda ya. Yalnız içinden bir şey çıkıyor böyle. Ya bak şu. Bak gördün mü? Neyse. Sırada şimdi mutant iskelet. Mutant iskeleti bir öldürelim. Siz moda bakarsınız öldürürsünüz. Ve bu arada balta kullan bunları öldürürken. Çünkü baltanın saldırı hasarını görüyorsunuz. Saldırı hızı 1, saldırı hasarı 9. Daha fazla vuruyor. Çok iyi yani. Çok fazla vuruyor. Öl bakalım. Bakın mutant iskeletin ölçüsü şöyle. Evet bakın böyle ölüyor. Böyle etrafa ayrılarak bir şekilde ölüyor. Dur bir dakika. Slash Time Set Die. Zaman heh, zamanı ayarladım. Sonra şimdi sırada mutant Snow Golem. Bunu öldüreceğiz. Bunun 80 canı var. Öyle aman aman bir canı yok. Dur bakalım. Öl. Git. Evet öldü. Şimdi sırada mutant zombi. Evet, zombi. Ya bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi sırada mutant Chair Spider Pig. Spider Pig de böyle bir şey. Bunun 40 canı var, çok fazla değil. Neyse. Şunu şimdi göstereceğim. Sonra da şuradaki itemlere falan bakacağız. Şuradaki itemlere. Şunu göstermem yani. Mutant iskeleton. Şimdi. İlk öncelikle bir kapıştırmayı göstereyim. Ama bir tek mutant enderman ile kapıştırabiliyorsunuz. Mesela buradan biraz uzaklaşalım.
Mesela mutant Spider-Man vs. Böyle vereceksin. Bakın bu bir hasar verecek. Böyle içine zor bir şey çıkınca bir hasar verecek. Böyle dövüşüyorlar. Bakalım kim olacak? İki mutant zombi oldu. Şöyle yapalım. Bakalım kim olacak? Koyalım bunu. Bunu da koyalım. Buna vuralım. Evet, bakalım kim olacak? Havaya fırlattı zombi. İzliyoruz. Eline çim aldı. Evet, insan kendinden beceriksizce öldü. Öl bakayım sen. Beceriksiz işte, beceriksiz. Neyse, bir ölsün bu. Bir can kalmıştı zaten. Optifarla beraber kurduğum için hiç kasmıyor. Siz de kurabilirsiniz. Optifarla beraber kurulur. Önce çekin. Normal nasıl kurulur? Yere yattı ve öldü. Tamamdır. Şimdi mesela Mutant Enderman'le iskelet kapıştıralım. Bence bu sefer Enderman olur. Havadan attı. Kastı da he. Evet, öldürdüm mutant Enderman. Bu sefer helal diyorum. Şimdi sırada şu itemlere bir geçeyim. Şu eli gösterdim. Şöyle alıyorsunuz. Hop atıyorsunuz. İşte böyle. Bununla hasar da verebiliyorsunuz böyle. Aldınız. Hop mesela şunun kafasını atalım. Hop. Böyle hasar da veriyor. Mesela şuradaki şunun kafasını atalım mesela. Hop. Bu şekilde. Şimdi sırada itemlerini göstereceğim. Şu itemleri, itemleri falan göstereceğim. Şunları at.
Şimdi şunu bir at, şunu bir at. Ay, bunu alma. Evet, bunları attık şimdi. Arkadaşlar şimdi bunların itemlerini göstereceğim. Şurada Creeper Shark'a bakalım. He, burada şu Creeper Shark kullanmayın, çok kastırıyoruz çünkü ben onu kullanacağım. Creeper Minion şey. Şu Creeper Minion da gerekiyor bize. Hook, It's Hammer, Skeleton Skull, şu X'i de göstereceğim. Evet, şimdi Creeper Shark'la başlayalım. Creeper Shark elinize alacaksınız. Şuradaki seçe basacaksınız. Etraf patlatıyor. Güm. Bom. Gördünüz mü? Bom bom bom. Böyle bam 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 diye biraz... Bak yine patlattım yanlışlıkla. Şimdi sırada mutant iskeleton limbi göstereceğim. Bu mutant iskeleton limbi alacaksınız elinize. Şu buradaki mutant iskeleton üstüne mesela şuradaki seçe tıklayacaksınız. Bakın. Seçtiğin bunların böyle parçacıklarını alabilirsiniz. Bununla toplayabilirsiniz. Bunlarla. Mesela şimdi sırada şu mutant iskeleton school var. Mutant iskeleton school. Şöyle mutant iskelet zırhı var. Şunları bir göstereyim. Sonra şunun bir de şeysi vardı. Evet, bir de böyle mutant iskelet zırhı var. Böyle mutant iskelet zırhını giyerseniz böyle mutant iskelet bir şeye dönüşüyorsunuz. Böyle ha, bu arada bana güç de veriyor. Zıplama desteği ve hız diye güç veriyor. Dur bir dakika. Time set die. Time set die çektim. Şimdi bu mutant iskelet zırhına da baktık. Şöyle bir kıralım. Neyse, bu mutant iskelet zırhını bir çıkartacağım şimdi. Bir, iki, üç, dört. Evet. Şimdi sırada arkadaşlar şu Hammer'ı göstereceğim. Bak şimdi şuradaki seçe basıyorsunuz. Böyle yerden böyle alıyor götürüyor valla. Bakın. O böyle hasar da veriyor. Ama şu anda bunu tam tendirmen olduğu için hasar vermiyor falan. Aa, bakın öldü. Bakın. Tam tendirmenin hasar aldı zaten. Şöyle parçacıkları dökülüyor şu anda mutant tendirmenin. Evet, şimdi sıra bunu gösterdim böyle yapıyorsunuz. Ya da ya seçe tıklayın ya da ekrana basın, fark etmiyor. Böyle bu şekilde yeri şey yapıyorsunuz. Şimdi sırada Creeper Minion'u koyuyorsunuz ve şurada bir tane Creeper Minion Tree var. Bunu üstüne sağ tık yapıyorsunuz ve yeniden seçe basıyorsunuz, şuradaki seçe, ve iki defa seçe tıklıyorsunuz, iki defa basılı tutmuyorsunuz ve bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu açık kalıyor. Name açıyorsunuz, bunu evcilleştirebiliyorsunuz. Yani evcilleştirmezseniz bu size Survivor'da saldırır. Bunu sonra bir de Can Ready 10 Soul'u açıyorsunuz ve karşınızda dur. Karşınızda mutant creeper nereden çıktı? Creeper Minion adını verdiniz. Şimdi bunun böyle üzerine geleceksiniz. Böyle geleceksiniz. Ezileştirdikten sonra şöyle 3RD'ye basacaksınız. Bir daha basacaksınız ve görmüş olduğunuz gibi creeper'ımız bizim omzumuzda duruyor. Şimdi bu creeper'dan inebilmek için papağanla aynı mantık. Zıplıyorsunuz. Zıplayın. Evet, bakın artık. Artık o çıktı. Ha, şimdi şunu göstereyim. Mesela şimdi bir tane şey alalım. Şöyle bir tane şimdi şey alacağım ben. Mesela bir tane ne alalım? Bir tane hayvana saldırabiliyor. Saldırabiliyorsunuz. Mesela
koyun. Aldınız diyelim. Mesela şöyle yapacaksınız. Bunu aldınız. Bir kere vurun. Böyle bir tane hayvana. Bakın patlıyor. Bakın. Böyle bir tane arkadaş elde edebilirsiniz. Başka bir şeyimiz var mı? Hemen bir bakalım. Tam biste gelelim. Şöyle şeyler var. Bunlar bir şey ama bilmiyorum. Neyse. Ben size veda edeyim isterseniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.